Evet. Kapatıyorum, devam ediyorum. Harzemşahlar arkadaşlar. Harzemşahlar Yassıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ne ne yaptılar? Yenildiler. Anadolu Selçuklu Devleti'ne geldiğimiz zaman daha böyle ayrıntılı bahsedeceğim Yassıçemen Savaşı'ndan. Ve ne demiştik? Kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı saydılar. Evet, şimdi devam edelim. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri. Bunlar zevklidir arkadaşlar. Mısır'da kurulan. Bunların zaten bir kodlaması da var. Bahsedeceğim size. Şimdi Mısır'da kurulan. Daha önceki bahsettiklerimiz daha çok nerede arkadaşlar? İşte Türkistan coğrafyası, Horasan bölgesi, İran coğrafyasında kurulmuştu. Ama Türkler hızlarını alamıyorlar. Mısır'da da devletler kuruyorlar. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'nden şu anda bahsediyoruz. Şimdi Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ni bizim bir kodlamamız var. Bunlar benim Mısır tanem. Mısır'ın taneleri yok mu arkadaşlar? Mısır'dan direkt bak Mısır'da kurulular. Mısır tanem bunlar da. Tanem diye kodluyorsun. Mısır tanem. Baş harflerini alıyorsun. Dört tane Mısır'da kurulan Türkistan Devleti var. O yüzden aradaki N harfini atacaksın. Bak tanem, Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlükler arkadaşlar. Mısır'da kurulan dört tane Türkistan Devleti var. Mısır tanem, Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler, Memlükler. Kronolojiktir, sırasıyladır kurulan devletlerin bu akrostiş. O yüzden kronolojiye burada güvenebilirsiniz. Mısır tanem. Sırasıyla Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlükler. Evet, şimdi Tolunoğullarından başlayalım. Tolunoğulları. Zor olmasa gerek, Tolunoğullarının kurucusu arkadaşlar Tolunoğlu Ahmet. Tamam, çok da önemli değil yani. Çok aklı tutmanı gerek şey yapmıyorum ben, önermiyorum. Şimdi arkadaşlar Tolunoğulları bir tevaifi mülk devleti. Bak buna dikkat edin derim. Neden? Çünkü buna yani bununla ilgili bir soru sordu. Bunlar tevaifi mülk devleti ne demek? Abbasi devletinden koparak kurulan devletlere biz belli bölgelerde kurulan devletlere tevaifi mülk devleti adını veriyoruz. Tevaifi mülk devleti arkadaşlar. Bak burada yazıyor. Tevaifi mülk. Bu Tolunoğulları da arkadaşlar Abbasi devletinden koparak kurulan bir tevaifi mülk devletidir. Şimdi nasıl bunu bağdaştıracağız? Soruda şöyle dedi. Gazneli Devleti normalde Samanoğullarına bağlı vali olarak görev yaparken daha sonrasında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir dedi. Aşağıdaki devletlerden hangisi önceden başka bir devlete bağlı olarak devam ederken daha sonrasında bu devletten bağımsızlığını kazanarak kurulan devletlere örnek gösterilebilir. Aynı Gazneli Devleti gibi. Arkadaşlar sorularda şıklarda Tolunoğulları vardı. Sadece bunu çağrıştıran. Tolunoğulları neden? Çünkü aynı Gazneli Devleti'nin olduğu gibi tamam Gazneli Devleti bir tevaifi mülk devleti değil ama daha öncesinde Samanoğullarına bağlı olarak görev yapıyorlardı. Daha sonra Selçuklu gün döneminde ne yaptılar? Bağımsızlıklarını tamamen kazanmış oldular. Tolunoğulları da Abbasilerden koparak bağımsızlıklarını ne yaptılar arkadaşlar? Kazandılar. Bak bir, Tolunoğulları bunlar tevaifi mülk devletidir. Tekrar söylüyorum. Abbasilerden koparak bağımsızlıklarını kazanarak devletlerdir Tolunoğulları. Bak Şii Büveyhoğulları. Şii Büveyhoğullarına kim son vermişti? Tuğrul Bey son vermişti değil mi arkadaşlar? Büyük Selçuklu Devleti. Bu da bir aslına bakarsanız tevaifi mülk devleti ama Şii Büveyhoğulları'nı biz Türk İslam Devleti olmadığı için bunlar bir Arap İslam Devleti. O yüzden bunlar bizim konumuz dahilinde değil. Şii Büveyhoğulları'nı işlemiyoruz. Tamam. Tolunoğulları ama Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti'dir. Tamam. Irk bakımından Türk'tür. Başkentleri arkadaşlar Mısır'da kurulduğuna göre Kahire ya da bir diğer adı Fustat'tır başkentlerine. Ve bunların en çok sorularda sana sorulanı Mısır'da kurulan ilk Türkistan Devleti'dir. Sakın şöyle düşünme. Mısır'da kurulan Türkistan Devleti hangisiydi ya? Mısır tanem. Tanem arkadaşlar kronolojik. Bu aklınızda olacak. Bunu bileceksiniz. Mısır tanem yani zaten başka bir yer olma ihtimali yok. Mısır'da kurulduğuna göre Tolunoğulları. Bak dedim ya sıralı diye. Dolayısıyla Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti de hangisidir? Tolunoğulları'dır. Ve bunların yine sorularda en fazla karşınıza çıkan Maristan isimli hastaneleri vardır. Maristan isimli hastaneler ne yaptılar arkadaşlar? Yaptılar. Bimarhane neredeydi? Bimarhane hastaneleri, ruh ve sinir hastalıkları Karahanlılar'daydı değil mi? Bak bunu genelde karıştırılıyor diye sorabiliyor. Maristan deyince mesela öğrenci bazen Karahanlı diye düşünebiliyor. Hayır. Maristan hastaneleri kimdi arkadaşlar? Tolunoğulları'nda. Bimarhane derse Karahanlı Devleti. Evet.
Tolunoğulları her ne kadar Abbasi devletinden bağımsızlıklarını kazanarak kurulmuş olsalar da arkadaşlar, bunların yine siyasi varlıklarına Abbasiler tarafından ne yapıldı? Son verildi. Gelelim Mısır'da kurulan bir diğer Türkistan devletimiz Akşitler, Tanem'in ikincisi ya da Ihşitler diye de geçebilir kaynaklarda. Akşitler ya da Ihşitler. Kurucusu Muhammed bin Togaç arkadaşlar. Akşit, prens, beyaz güneş anlamlarına geliyor. Çok önemli değil yani, bunu çok böyle aklınızı tutmanıza gerek yok. Bazen böyle aralarda alan notları da var. Hicaz bölgesine, kutsal topraklara hakim olan ilk Türkistan devleti arkadaşlar Akşitler'dir. Şimdi şunu sorabilirsin, derste dikkatli dinlediysen, dikkatini çektiyse. Büyük Selçuklu Devleti de Hicaz bölgesine hakim olmuştu Melikşah döneminde. Ama Akşitlere baktığımızda, şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin o dönemleri 1100'ler gibi arkadaşlar, o civarlar. Ama Akşitlerin varlığını sürdürdüğü dönem 900'lere falan tekabül ediyor. Dolayısıyla daha önceki bir tarih ve bu yüzden kutsal topraklara, yani Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türkistan devleti Akşitler'dir. Kutsal topraklar neydi? Tekrar hatırlayalım. Mekke, Medine ve Taif, yani Hicaz bölgesiydi. Arabistan coğrafyasında böyle Kızıldeniz kıyı şeridi boyunca yukarıdan aşağıya konuşlanan devletlerimizdi. Arkadaşlar, Akşitler de aynı Tolunoğulları gibi bir tevaüfül mülk devletidir. Tamam. Neydi tevaüfül mülk devleti? Abbasi devletinden kopma devletlerden bir tanesidir. Akşitlere Şii Fatimiler son verdi arkadaşlar. Bak, bunlar Sünni İslam'a sahip olan devletler. Şii Fatimiler tarafından ne yapıldı? Akşitlere son verdi. Peki şimdi Hicaz bölgesi kimin elindeydi normalde burada? Akşitlerin, yani Ihşitlerin elindeydi değil mi? Şii Fatimiler Akşitlere son verirse Hicaz bölgesi kimin eline geçecektir? Fatimilerin eline geçecektir. Tamam mı? Şii Fatimilerin eline geçti. Bu böyle bir aklında dursun. Bir kenara not al arkadaşlar bunu. Çünkü neden? Ben bunu size Eyyubiler döneminde hatırlatacağım. Tamam mı? Eyyubiler döneminde hatırlatacağım. Bu Hicaz bölgesi olayını. Şu anda kimin elinde Akşitlerden sonra? Şii Fatimilerin eline geçti. Hicaz bölgesi. Bunu unutmayalım. Evet, gelelim arkadaşlar Eyyubilere. Üçüncü Mısır'da kurulan Türkistan devletlerimizden bir tanesi. Mısır Tanem'in üçüncüsü. Eyyubiler, hepinizin bildiği kurucusu Selahaddin Eyyubi arkadaşlar. Kurucusu Selahaddin Eyyubi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Hicaz bölgesi, Mekke, Medine, Taif kimin elinde kalmıştı? Şii Fatimilerde değil mi? Şimdi Şii Fatimilerin elinde kalmasını istemiyor Selahaddin Eyyubi ve ne yapıyor? Mekke'yi ve Medine'yi geri alıyor. Tamam mı? Şii Fatimilerden alıyor arkadaşlar. Ve Mekke ve Medine'yi ele aldığı için kendisine bir ünvan verilecek. Hadimül Haremeyn ünvanı. Ne demek Hadimül Haremeyn ünvanı? Şuna dikkat edin derim ben burada. Hadimül Haremeyn. Mekke ve Medine'nin korucusu demek arkadaşlar. Bak, hükümdarı değil. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde, hatırlatın, orada size bir hikaye anlatayım. Bu Hadimül Haremeyn ünvanını kullanacak olan ikinci hükümdarımız da bizim Yavuz Sultan Selim'dir. Çünkü Memlüklere son vererek orada halifeliği ele geçirecek. O zaman bahsedeceğim. Şu anda Mekke ve Medine'yi aldığı için arkadaşlar Hadimül Haremeyn, yani Mekke ve Medine'nin koruyucusu ünvanını aldı. Kim? Bunu ilk kez kullanan, bak ilk kez kullanan Selahaddin Eyyubi arkadaşlar. Tamam. Yine daha sonraki süreçte Selahaddin Eyyubi, Mehmet Akif Ersoy tarafından Mekke ve Medine'yi aldığı için arkadaşlar Şark'ın en sevgili sultanı olarak isimlendiriliyor. Tabii ki Selahaddin Eyyubi Şark'ın en sevgili sultanı olduğunu bilmiyor o dönemde. Yani bu şekilde isimlendirildiğini bilmiyor. Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar daha sonrasında onu Şark'ın en sevgili sultanı olarak ne yapıyor? Adlandırıyor. Evet, gelelim Kudüs meselesine. Şimdi arkadaşlar, birinci Haç Seferi neticesinde Kudüs Haçlıların eline geçmişti. Haçlı seferleri ne zaman oluşuyordu? Malazgirt Savaşı'ndan sonra oluşmaya başlamıştı Türkistan dünyasına karşı. Ve arkadaşlar, bu Kudüs kimin eline geçiyor? Haçlıların eline geçiyor. Tamam mı? Normalde bir Musul Atabeyliği'nin elindeydi. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Musul Atabeyliği'nin elindeydi arkadaşlar. Kimin eline geçiyor Kudüs? Haçlıların eline geçiyor. Selahaddin Eyyubi, bu Mekke'nin ve Medine'nin koruyucusu olan Hadimül Haremeyn ünvanı hükümdarımız, Kudüs gibi kutsal bir mekanın Haçların elinde kalmasını istemeyecek. Ve burayı ele geçirmeye çalışacak arkadaşlar. Kudüs'ü almak için girişimde bulunacak ve
hangi savaş gerçekleştirilecek Kudüs'ü geri almak amacıyla sorularda soruyor. Sana çıkıyor bak bu sorularda. Hıttin Savaşı arkadaşlar. Hıttin Savaşı gerçekleştiriliyor. Selahattin Eyyubi tarafından kiminle kim arasında? Eyyubilerle Haçlılar arasında Hıttin Savaşı. Ve ne yapıyor Selahattin Eyyubi? Kudüs'ü Haçlılardan geri alıyor arkadaşlar. Kudüs'ün Haçlıların elinde kalmasını kabul etmiyor. Ve Kudüs'ü Hıttin Savaşı ile Haçlılardan ne yaptı? Geri aldı. Şimdi bu bir danışıklı dövüş. Kudüs Haçlılar birinci Ay Seferi'ni ele geçirmişti. Daha sonra Selahattin Eyyubi aldı Hıttin Savaşı ile. Bu Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Müslümanların ele geçmesi bu sefer başka bir Haçlı Seferi'ne sebep olacak. Çünkü neden? Çünkü Hristiyanlar için, Yahudiler için, Müslümanlar için önemli bir merkez Kudüs. Bunlar da bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ve Hıttin Savaşı başka bir Haçlı Seferi'nin başlangıcı olacak. Şimdi birinci Haçlı Seferi ile açıyorum hemen. Nisan Nur yazmış. 3, evet. Şimdi arkadaşlar, birinci Haçlı Seferi ile Kudüs Haçlıların eline geçmişti. Bu bir cepte. Sonra Hıttin Savaşı ile ben ne yaptım? Kudüs'ü ele geçirdim. Hangi Haçlı Seferi'ne sebep olacak? Genelde sırada 2 var ya, ikinci Haçlı Seferi deniliyor ama değil. İki başka arkadaşlar. İki, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine geldiğimizde bahsedeceğiz. Eskişehir yakınlarında yapılan bir Dorlayon Savaşı'dır ikinci Haçlı Seferi. Bundan bahsedeceğiz. Kudüs'ün Hıttin Savaşı'nda alınması 3. 3. Unutma. Ne olur bunu unutma. Bu önemli. Hıttin Savaşı arkadaşlar 3. Haçlı Seferi'ne neden olacak. Tamam mı? 3. Haçlı Seferi'ne neden olacak. Fakat alamayacaklar. Kudüs Müslümanların elinde kalacak arkadaşlar. Kudüs'ü geri alamayacaklar. Tamam mı? Bu Hıttin Savaşı ile 3. Haçlı Seferi arasındaki bağlantıyı rica ediyorum. Unutmayın Kudüs meselesini. Tamam. Birinci Haçlı Seferi Kudüs Haçlılarda. Selahattin Eyyubi Hıttin Savaşı ile ne yaptı? Kudüs Haçlılardan geri aldı. Bu savaş hangi sefere neden oldu? 3. Haçlı Seferi'ne neden oldu. Şimdi yıkılışından bahsedelim. Arkadaşlar Eyyubiler iç karışıklık neticesinde yıkılıyorlar. Nasıl? Eyyubi ordusunda bazı askerler var. Güçlü askerler var. Ve biz bu Eyyubi ordusundaki askerlere kölemen adını veriyoruz. Kölemenler. Bak burada yazıyor. Orduyu oluşturan askerler, kölemenler. Bunların bir diğer adı Memlükler arkadaşlar. Memlükler. Şimdi bak hemen şurayı hatırlatmak istiyorum sana. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri neydi? Mısır Tanem. Tolunoğulları bitti, Akşitler bitti. Eyyubileri şu an yıkıyorum. Hangisi kurulacak? Memlükler kurulacak. Eyyubiler iç karışık neticesinde yıkıldı. Kim yıkıyor? Ordusun içerisinde bulunan kölemenler, askerler. Yani hangisi arkadaşlar? Memlükler. Demek ki sırada hangi devletimiz kurulacak? Memlükler kurulacak. Tamam. Şimdi o zaman Memlüklerle başlayalım. Kurucusu arkadaşlar Aybek diye bir adam. Ezberlemene gerek yok. Dediğim gibi bu alan bazlı bir şey. Sadece şunu bilelim. Memlükler arkadaşlar neydi? Eyyubi ordusundaki kölemenler yani askerlerdi. Bu yüzden Memlüklerin bir diğer adı kölemenler olarak da ne yapılıyor? Adlandırılıyor. Yani senin burada kölemen demenin mantığı bu. Eyyubi ordusundaki askerler kölemenler. Bunlar tarafından kurulduğu için arkadaşlar kölemenler olarak da adlandırılıyor. Aklında bulunsun. Hep böyle Memlükler, diğer adı kölemenler diye ezberliyoruz ama sebebi bu. Kölemenler bir diğer adı. Arap kaynaklarında bu Memlüklerin bir tane daha adı var. Üçüncü arkadaşlar. El Devletüt Türkiye. El Devletüt Türkiye arkadaşlar. Türk adını kullanıyor olması bakımından Türk adının geçmesi bakımından Memlüklerde El Devleti Türkiye olarak adlandırılması bakımından önemlidir. Türk tarihinde Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisiydi? Göktürklerdi değil mi? Milli bilincin göstergesiydi. Bak Memlükler çıkıyor daha sonra karşımıza. Bu da Türk İslam Devleti tabii ki. Arap kaynaklarında Memlüklerden ne diye bahsediliyor? El Devleti Türkiye olarak bahsediliyor. Buradan hiç soru gelmedi. Ama ben buradan bir gün soru bekliyorum. Artık kime tekabül eder, kime denk gelir bilmiyorum arkadaşlar. El Devleti Türkiye, Memlüklerin bir diğer adıdır. Ve Memlüklerde şöyle bir durum var. Bakalım onu buraya yazmış mıyım? Yok yazmamışım. O zaman söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Memlükler Türk veraset sistemini uygulamıyorlar. Nasıl? Türk veraset sisteminin temelinde ne vardı? Kut anlayışı vardı. Yani devleti yönetme yetkisi hükümdara kim tarafından veriliyordu? Tanrı tarafından veriliyordu. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu kut anlayışı ne oluyordu arkadaşlar? Devam ediyordu. Sadece yetkiyi almış olduğu ilah değişiyordu. Değil mi?
Normalde Orta Asya'ya baktığımız zaman işte Göktengir'den, en eski dinleri olan Göktengir'den alabiliyorlardı bu yetkiyi. Ama Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu yetkiyi ilahtan, yani Allah'tan alacaklar arkadaşlar. Tamam, bu anlayış devam ediyor. Kut anlayışına bağlı olarak bir anlayışımız vardı. Neydi bu? Veraset sistemi. Devleti yönetme yetkisi hükümdar ve hanedanın erkek üyelerine aitti. Değil mi? Fakat Memlükler bu sistemi uygulamıyorlar arkadaşlar. Memlüklerdeki diğer Türk İslam devletlerinin aksine veraset sistemi değişik. Nasıl değişik? Baksana şuraya. Eyyubilerde iç karışıklık çıkarttılar. Güçlü olan komutan gitti Memlük devletini kurdu. Bu böyle devam edecek. Yani nasıl? Memlükler geleneksel Türk veraset sistemini uygulamayacaklar. Memlüklerde güçlü olan her komutanın devleti yönetme hakkı var arkadaşlar. Devletin başına geçebilir. Bileğinin hakkıyla güçlü olan ne olabilir? Hükümdar olabilir Memlüklerde. Güçlü olan her komutan hükümdar olabilir. Geleneksel Türk veraset sistemini ne yapmıyorlar? Uygulamıyorlar. Buna da dikkat edin. Sorularda karşınıza çıkar. İstisnası hangisi? Memlük devleti, yani kölemenler. Yani bir diğer adı El Devletü Türkiye. Evet, devam edelim. Memlüklerle ilgili özelliklerimize. Moğolları yenen ilk Türk İslam devletidir. Moğolları yenen. Şimdi Moğollar bu dönemde Türk İslam dünyasının başına belaydı. Hatırlıyorsanız. Mesela Karahanlar döneminde hatırlayın, Doğu Karahanların yıkılmasında etkili olmuşlardı. Daha sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'nde Katvan Savaşı yapılmıştı arkadaşlar. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nin de yıkılmasında etkili olmuşlardı. Sonra bahsedeceğiz, mesela Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan bir savaş vardır. 1243 Köse Dağ Savaşı. Bu Köse Dağ Savaşı'nda da yine Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan yine Moğollardır. Yani hep yenildik Türkistan dünyası olarak Moğollara. Bunlar geldikleri gittikleri yerleri talan ettiler arkadaşlar. Yağmacı bir toplum bunlar. Acımasız bir toplum. Fakat Moğolları yenen ilk Türkistan devleti olarak karşımıza kim çıkıyor? Memlükler çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Moğolları yenen ilk Türkistan devleti Memlüklerdir. Hangi savaşlar gerçekleştirildi Memlüklerle Moğollar arasında? Aynı Calut burada yazıyor ve Elbistan Savaşları. Aynı Calut ve Elbistan Savaşları gerçekleştirildi. Moğollarla, Memlüklerle. Bak buraya zaten not almışım. Daha öncesinde Büyük Selçuklu Devleti'nde Katvan Savaşı'nda yenildi. Anadolu Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı'nda yenildi. Ama bak tarihler daha sonra. Değil mi? Dolayısıyla Memlükleri, Moğolları yenen ilk Türk İslam devletimiz kimdir? Memlükler olarak karşımıza çıkacak. Devam ediyorum Memlüklere. Arkadaşlar şimdi Aynı Calut ve Elbistan Savaşları, bunlar Moğolları yendikleri savaşlardı. Şimdi Memlüklerin bir de hani Haçlı seferleri var ya Türkistan dünyasına doğru. Orta Doğu'da Haçlı ilerleyişini durduran devlet de yine arkadaşlar Memlüklerdir. Mansure Savaşı diye bir savaştır. Bak Mansure Savaşı. Haçlılar farklı, Moğollar farklı. Moğollarla yaptığımız savaş Aynı Calut ve Elbistan Savaşları. Fakat Haçlılara karşı Orta Doğu'da yapmış oldukları ve bu Orta Doğu coğrafyasında Haçlıların ilerlemesini durdurmuş oldukları savaşımız hangisi? Mansure Savaşı arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Memlüklerin Haçlılarla yaparak onların Orta Doğu'da ilerleyişini durdurdukları savaştır. Gelelim. Halifeyi koruma altına alanlar kimler? Hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar, Memlükler Abbasi Devleti'nin yıkılmasından sonra, Abbasi Devleti artık tamamen yıkıldıktan sonra halifeyi koruma altına alacaklar. Şöyle düşünmeyin. Abbasi Devleti yıkıldı. Halifelik tamamen Memlüklerin eline geçti. Hayır. Koruma altına alıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü halifelik hala Abbasi soyundan gelenlerle devam ediyor. Halifelik hala Abbasi Devleti'nin soyundan gelenlerde devam ediyor. Ve Memlükler bu Abbasi soyundan gelen halifeleri devleti içerisinde himaye edecek. Yani direkt halifeliği devlete almıyor arkadaşlar. Bunu yapacak olan kişi kim? Yavuz Sultan Selim. Tamam mı? Yavuz Sultan Selim döneminde bu gerçekleşecek. Ama şu anda Memlükler ne yapıyorlar? Koruma altına alıyorlar. Evet, Yavuz'a kadar Elif. Süpersin. Evet arkadaşlar, şimdi hemen yeri gelmişken bahsedelim. Şöyle bir genelleyelim. Abbas halifesini koruma altına alanlar. Gazneli. Kimdi? Gazneli Mahmut, değil mi?
Selçuklar'da kimdi? Tuğrul Bey'di. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı. Şimdi de arkadaşlar Abbas Devleti'nin yıkılmasından sonra kim koruması altına alacak? Memlükler Abbasi halifelerini korumaları altına alacaklar. Yıkılış. Memlük Devleti'nin yıkılışı kolay. Hepiniz muhtemelen lise bilgilerinizden hatırlıyorsunuz. İki tane muhteşem ikili savaş var. Mercidabık ve Ridaniye savaşları. 1516-1517. Arkadaşlar bu Mercidabık ve Ridaniye savaşları Memlükler ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleştirilen iki tane savaştır. Memlük Devleti'ni yıkmak da öyle kolay değil arkadaşlar. Mısır ve Orta Doğu coğrafyasına hakim olan Hicaz bölgesini elinde bulunduran oldukça önemli bir Türkistan devleti. Özellikle Güneydoğu Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti ile karşı karşıya gelen bir devlettir. Sınırları oraya kadar genişlemiştir çünkü. Ve iki tane savaş gerçekleştiriliyor. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları arkadaşlar. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti'ne ne yaptılar? Yenildiler. Bu sefer halifelik devlet bazında da kimin eline geçmiş oluyor? Artık Osmanlı Devleti'nin yani Yavuz Sultan Selim'in eline geçecek. O dönemde geldiğimizde yükselme döneminde bahsedeceğim size. Veraset sistemi hakkında bilgi vermiştim. En sona yazmışım arkadaşlar. Memlükler ne dedik? Türk veraset sistemini uygulamamışlardı. Çünkü neden? Her üst düzey güçlü olan komutan hükümdar olma yetkisi vardı. Bu durum taht kavgalarını, çünkü neden? Hanedanlıkta mesela kutlu olanlar sadece hükümdar olabiliyordu. Hatta bu işin içerisinde amcası, amcasının oğulları, işte kardeşi falan da giriyordu. Yine bine taht kavgaları yaşanıyordu, değil mi? Burada veraset sisteminde hiçbir belirli bir düzen yok arkadaşlar. Tamamen bir belirsizlik var. Yani her güçlü olan komutan hükümdar olabilir. Bu durum taht kavgalarını daha da arttırır. Ve dolayısıyla bu durum devletin daha da kısa sürede yıkılmasına, siyasal istikrarın bozulmasına ne olur? Sebep olur. Tamam. Peki size bir soru. Şimdi chat'i açacağım. Türkistan tarihinde birden fazla hanedanın başa geçmiş olduğu devlet hangisidir diye sorarsa neyi cevaplarız? Chat'i açıyorum. Türkistan tarihinde birden fazla hanedanın başa geçmiş olduğu devlet hangisidir diye sorarsa. Hangi hanedanın olduğu belli değil. Birden fazla hanedan. Soruyu uzakta arama. Şu an ekranda. Evet, Memlükler olur arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti olmaz çünkü neden? Büyük Selçuklu Devleti kut anlayışını ve veraset anlayışını olduğu gibi uyguladı. Herhangi bir değişiklik yok. Ama baksana Memlüklerde. Her üst düzey komutan hangi aileye mensup olursa olsun fark etmiyor. Hangi hanedanın yani hangi ailenin başa geçeceği belli değil ki. Dolayısıyla birden fazla hanedan artık kim olduğu belli değil arkadaşlar. Ne yapabilir? Devletin başına geçebilir. O yüzden Memlükler diye bir yorum yapabilirsiniz böyle bir soruda. Kapatıyorum, devam ediyorum. Evet, Mısır'da kırılan Türkistan devletlerini bitirdik arkadaşlar. Ne dedik? Mısır Tanem diye kodladık. Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlükler baktığımızda. Şimdi gelelim Hindistan'da kurulan Türklerden bahsedelim arkadaşlar. Hindistan'da aslına bakarsanız iki tane Türkistan var, devleti var. Bir tanesi işte Yeni Delhi Türk Sultanlığı. Söylemeye bile gerek duymuyorum. Çünkü zaten çok fazla bilgi sahibi değiliz. Yani hiç onunla ilgili bir bilgi vermeyeceğim. Belki böyle çok psikopatik bir soruda görebilirseniz diye söylüyorum. Gerek yok. Ama burada Hindistan'daki Türklerde sizin bilmeniz gereken bir Türkistan devleti var. Hangi devlet bu? Babür Devleti. Babür Devleti. Arkadaşlar, Babür Devleti Hindistan'da kurulan bir Türkistan devletidir. Tamam mı? Hindistan'da başkentleri Agra kentidir. Agra kenti. Kurucusu Timur'un torunu olan Babür'dür arkadaşlar. Babür Şah tarafından kurulmuştur. Timur Devleti'nden daha sonraki süreçte bahsedeceğim. En parlak dönemleri Şah Cihan'dır. Şah Cihan'ı aslına bakarsanız hepiniz biliyorsunuz. Şah Cihan'ın çünkü inşa ettirmiş olduğu önemli bir eser var Hindistan'da. Şah Cihan arkadaşlar eşi Mümtaz Hatun'u çok seviyor. Fakat Mümtaz Hatun'u erken yaşta kaybettiği için yani Mümtaz Hatun öldükten sonra onu unutamıyor. Ve Mümtaz Hatun'un anısına bir anıt mezar yaptıracak. Anıt mezar, evet, Taç Mahal, aynen. Bir anıt mezar yaptırıyor arkadaşlar. Bu Hindistan'da yaptırılmış olan anıt mezarın adı Şah Cihan tarafından yaptırılan Taç Mahal'dir. Tamam mı? Taç Mahal Hindistan'daki
Türk İslam eserlerinden bir tanesidir. Bunu aynı bir şekilde sordu. Hangi eserdir dedi. Taç Mahal olacaktı arkadaşlar. Çok zor bir soru değildi. Peki Taç Mahal'in özellikleri arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Taç Mahal'in mimarlarına baktığımız zaman iki tane Osmanlı mimarı karşımıza çıkıyor. Bu arada Babür Devleti, Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde bahsedeceğim. Osmanlı Devleti'nin çağdaşı olan, yani aynı döneme tekabül eden devletlerden bir tanesidir. Babür Devleti. Ve baksana tarihe, 1526-1858. Osmanlı'nın kuruluşunu biz 1299 ya da 1300 yıllar olarak alıyoruz. Dolayısıyla bak 1922'ye kadar devam ediyor. Aynı döneme tekabül ederler arkadaşlar. Babür Devleti ile Osmanlı Devleti. Ve Osmanlı Devleti'nden, Osmanlı Devleti'nde önemli mimarlar yetiştiği için bu Babür Devleti'ne iki tane mimar gönderiliyor arkadaşlar. Mimar Sinan öğrencileri bunlar aynı zamanda. Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi. Tamam. Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi Osmanlı mimarları Taç Mahal'in yapılmasında görev alıyorlar. Bir de hattatı var. Hattat neydi? Güzel yazı yazma sanatı. Kitaplarda olsun, sonra böyle çeşmelerin üstünde, Topkapı Sarayı'nda mutlaka görmüşsünüzdür. O kubbe kısımlarında güzel yazılar vardır arkadaşlar. Arapça. Onları yazmak her yiğidin harcı değildir. Onlar için ciddi bir beceri ve ciddi bir eğitim gerekiyor. Ve bu güzel yazı yazan, yazma sanatına biz hat sanatı adını veriyoruz. Güzel yazı yazan, bu sanatı icra eden kişilere de hattat adını veriyoruz. O dönemin önemli süsleme sanatlarından bir tanesi. Hat sanatı. Gerek kitaplarda olsun, gerek mimari eserlerde, duvar sanatında olsun karşımıza çıkar. Ve bu hat sanatını icra eden bu Taç Mahal'deki hattat arkadaşlar, yine bir Osmanlı hattatı. Hattat Serdar Efendi. Şöyle bir söylenti var. Hani söylenebiliyor bu. İşte yok neymiş, Taç Mahal'i yaptırdık